Merhabalar Koç burçları, yükseleni ve ay burcu da Koç olan arkadaşlar. Sizler için Haziran ayının ilk iki haftasına niyet. Şöyle bir tarot açılımı yapacağız arkadaşlar. Koç burcu, yükseleni ve ay burcu da Koç olan arkadaşlar için. Evet arkadaşlar, sizlerden istediğim lütfen güzel niyetlerinize odaklanmanız. Onları bir hayal etmeniz, gerçekleştiğinde, o bekledikleriniz geldiğinde, istedikleriniz olduğunda neler olur, onun duygusu içine bir girmenizi istiyorum. Hayal edin, aklınızda düşünün, hatta mümkünse gökyüzüne bakmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, niyetlerinize odaklanırken arkadaşlar özellikle söylüyorum, pozitif enerjiyi alın, negatif enerjiyi bırakın gitsin diyorum her zaman. Yorumlar kısmında da bunu belirtirseniz çok 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 iyi olacak. Açılımı dinlerken lütfen pozitif bir enerjiyle sakin bir yerde dinleyin. Her zaman söylediğim gibi kartların gerçekten çok konuşası var. Onun farkındayım çünkü bir müddettir elime almamıştım. Şimdi tekrardan başlıyoruz arkadaşlar. Evet, hemen siz güzel niyetlerinize odaklanırken tekrardan şunu hatırlatmak istiyorum. Instagram ve yedek YouTube hesabımızda linklerini açıklamaya bırakacağım. Takip edip abone olursanız arkadaşlar çok şey kazanırsınız. Bir ton çalışma yapıyoruz. Şöyle hemen başlamak istiyorum. Bakalım Koç burçlarına Haziran ayının ilk iki haftasında neler bekliyor. Bu arada şunun da bilgisini vermek istiyorum arkadaşlar. Bana çok soruyorsunuz ya, siz niyetlerinize odaklanırken ben de bunu söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar, bireysel açılımlar yapıyorum. Özel bakımlar yapıyorum arkadaşlar. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar 545-766-1624 no'lu telefondan, lütfen WhatsApp'tan adınızı yazın, mesaj atın arkadaşlar. Ben en yakın zamanda mutlaka sizlere geri dönüş yaparım. Evet, niyetlerinize odaklandığınızı düşünerekten hemen ilk kartımla başlamak istiyorum arkadaşlar. Evet, bakalım neler bekliyormuş. Evet, sizlere kartları göstererek gideceğim. Bakın, bir takım sağlık problemleri gösteriyor. Sağlık problemleriyle alakalı mücadele eden arkadaşlar da Koç burçları da olabilir. Sağlık problemleriyle ilgili uğraşlar, hastane gel gitleri ve bir takım ihanet haberleri ve bir takım da arkanızdan çevrilen işleri öğrenip kalp kırıklıkları olabileceğini gösteriyor Koç burçları. Evet, hedefler, hayaller temiz. Hedeflerinize, hayallerinize ulaşmaya çok yaklaştığınızı gösteriyor arkadaşlar. Bundan ziyade değnek arkadaşlar. Değnekleriniz gerçekten çok güzel bir şekilde başladık. Biz değneklerle başladık. Mucizelerdir. Bakın. Evet, burada da yine 3. kartımıza da değneklerle devam ediyoruz. Kartların hepsini açtığımda son bir açılım yapacağım. Genel olarak merak etmeyin. Şöyle baktığımda evet, değneklerle bir hedefinize, bir hayalinize ulaşma durumunuz var. Evet, kalp kırıklıklarıyla başladığınız bir ay olacak. Ama merak etmeyin, hedeflerinize de ulaşma durumu çıkmış arkadaşlar. Şöyle bir hemen diğer kartıma bakmak istiyorum. Kılıç kraliçesi. Evet, hedeflerinizi elinize almışsınız zaten. Bir takım başarılara imza atıyorsunuz. Bebek haberi bekleyenler. Evet, bebek haberinin sizlere gelmesi durumu var. Bir takım bereketlenmeler, güzel nasipler, işte yükselme dönemi tarzında çıkmış arkadaşlar ve güzel işlere imza atabileceğinizi de gösteriyor. Bir diğer kartımı elime aldığımda siz evet bayağı değneklerle, evet bir takım kötü olaylarla yeni aya başlamış olabilirsiniz. Ama evet, güzel ilerliyorsunuz. Değnek altılısı, başarıyı elinize tutuyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle düştüm kalkamıyorum demeyin. Evet, kalkabileceğinizi gösteriyor. Düştüğünüz yerden kötü olaylar, kötü badireler yaşanmış ama artık muradınıza ulaştığınızın göstergesidir arkadaşlar. Şöyle bir diğer kartımı almak istiyorum. Yeni başlangıçlara hazır olun Koç burçları. Bakın kartınızı göstereyim. Yılan dilli bazı insanlardan uzaklaşın. Kesinlikle onların size zarar dokunacak.
Bir takım yeni hayalleriniz var. Hayallerinize ulaşmak ve ciddi anlamda bunun için adımlar atılacağını gösteriyor. Maddi olarak bir yükselmeye hazır olun. Geleceğiniz belki de beklediğiniz bir maddiyatınızı elinize alabilirsiniz. Şöyle bir diğer kartıma hemen bakacağım. Kule kartı işte az önce çıktığı gibi. Bir takım ihanetler, arkanızdan iş çeviren insanlar. Bunların gerçek yüzlerini işte maskelerinin düşmesinin bu şekilde bir olay yaşayabilirsiniz arkadaşlar. İkiyüzlülük yapan insanların maskelerinin düştüğünü göreceksiniz. Şöyle bir baktığımda diğer kartıma arkadaşlar kalbiniz üçe bölünmüş vaziyette. Ve yapacağınız belki de alacağınız 3 tane farklı teklif olacak. Karar vermekte zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Erteleyebilirsiniz ama kalbiniz 3 parçaya bölünmüş vaziyette. Aileniz, eşiniz olabilir, çocuklarınız olabilir. Üçe bölünmüş ve 3 ayrı yeri de düşünmekte olduğunuzu, 3 ayrı yerde de kalbinizin olduğunu gösteriyor. Bir diğer kartımız, bakın evlenmek isteyen Koç burcu, yükseleni ya da Ay burcu, Koç olan arkadaşlar için yeni bir takım başlangıçlar yapılacağını, hiç ilişkiniz yoksa evet sağlam temelli ve ileriye dönük, evliliğe dönük bir ilişkiye başlayacağınızı gösteriyor. Ve aynı zamanda da Koç burçları, nişanlı olabilirsiniz, sözlü olabilirsiniz, eşinizle beraber, ilişkinizdeki insanla beraber evet güzel bir ilerlemeye, evliliğe doğru gittiğinizi gösteriyor. Eğer evliyseniz de evet aradaki buzların eriyeceğini gösteren bir kartımızdır. Şöyle bir diğer kartıma baktığımda, bakın bulunduğunuz ortamda arkanızdan iş çeviren insanlar ve bundan ziyade de sırtınızı dönüp gitmek istiyorsunuz. Sırtınızı dönüp gidebileceğiniz bir zamanda da olduğunuzu gösteriyor. Şöyle bir diğer kartıma baktığımda değnek kraliçesi arkadaşlar. Bakın bir takım bolluk bereketlenmeler yaşayacaksınız. Az önce de söyledim bir beklediğiniz para varsa gelebilir. Bir takım haberler bekliyorsanız alabilirsiniz. Sınav sonucu, mahkeme sonucu artık neye niyet izliyorsanız arkadaşlar bunu olumlandırabilirsiniz. Sadece burada bir takım işlerinize, hayallerinize, hedeflerinize giderken arkadan iş çevirmek isteyen, nankörlük yapmak isteyen birilerine karşı gözünüzün açık olması gerektiğini gösteriyor. Şöyle son kartıma baktığımda yine değneklerle başladık, değneklerle bitiriyoruz arkadaşlar. Sorumluluklarınız çok fazla belinize bükmeye başlamış. O kadar çok şey düşünüyorsunuz ki. Her yere ve herkese yetişmek gibi bir çabanız var. Evet, başarıyor musunuz? Başarıyorsunuz. Ama aynı şekilde de her yere yetişmekten kendinize ayıracak vaktiniz kalmıyor. Bu da aslında sizin psikolojinizi bozmaya başlamış, belinizi bükmeye başlamış. Biraz daha kendinize zaman ayırmanız gerektiği ve zaman ayırdığınızda daha güzel, daha pozitif bir şekilde ilerleyeceğinizi, hatta isteklerinize daha yakın bir şekilde ulaşacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Şöyle bütün kartlarımızı açtığımıza göre Koç burçları. Genel olarak bir baktığımda Haziran ayının ilk 2 haftasına niyet yaptığımız tarot açılımımızda. Evet, sıkıntılarla, bir takım hastalıklarla uğraşma, hastane işleriyle uğraşma durumunuz var. Hedeflerinize, hayallerinize doğru çok güzel adımlar atıyorsunuz. Son bir adımınız kalmış attığınızda evet güzel bir pozisyonda olacağınızı, iş hayatınızda, kariyerinizde eğer bekliyorsanız böyle bir şey evet gerçekleşebileceğini gösteriyor. Aynı şekilde bir başarı elde ediyorsunuz. Maddiyatınızda bir takım gelişmeler olabileceğini gösteriyor. Bir bebek haberi alabilirsiniz. Bir nasibiniz var. Size gelecek müjdeli haberler var. Koç burçları ve yüzünüzün güleceğini gösteriyor aynı şekilde. Bakın başarı, mutluluk çok yakın. Kendinize karşı güveniniz tam olsun. İkiyüzlü insanların kesinlikle maskelerinin düşeceğini söyleyebilirim. Ve bundan ziyade kalbinizle alakalı çözmeniz gereken konular var. Bunları çözdüğünüzde rahat edeceksiniz arkadaşlar. Çözmeniz de gerekiyor.
Evlilik yolunda olabilirsiniz ve şu anda tam zamanı olduğunu söyleyebilirim. Ve aynı şekilde eğer ilişkisi olmayan bir koç burcuysanız, evet, yeni bir sağlam temelli ilişki gösteriyor. Şu anda bulunduğunuz ortam, ev, iş de olabilir bu. Sırtınızı dönüp gitmek istiyorsunuz çünkü bulunduğunuz ortamda pek rahat olmadığınızı gösteriyor. Bereketlenme döneminde olduğunuzu tekrar ediyorum arkadaşlar. Evet, bir elinizde şu şekilde tekrardan göstereyim. Bakın, değnek kraliçesi. Zaten kılıç kraliçesi de çıkmıştı. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Net mi de bilmiyorum ama umarım nettir. Değnek kraliçesi. Evet, bir takım bereketlenmelerin sadece burada birilerinin nankörlük yapmasına karşılık gardınızı almanız gerektiğini gösteriyor. Ve son olarak da şunu söylüyorum arkadaşlar. Gereksiz olan sorumlulukları lütfen hayatınızdan çıkartın. Sorumluluklar, evet, çok belinizi bükmeye başlamış. Bu konuda kesinlikle dikkat etmelisiniz. Dikkat ettiğinizde zaten daha rahat olacağınızı da gösteriyor arkadaşlar. Evet, koç burçları. Haziran ayının ilk iki haftasında niyet şöyle bir tarot açılımımızı yaptık arkadaşlar. Evet, bana sormak istediğiniz bir şey varsa her zaman ulaşabileceğinizi unutmayın arkadaşlar. Zaten yorumlar kısmından da ulaşıyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar, her zaman söylüyorum, pozitif enerjiyi alın, negatif enerjiyi bırakın gitsin. Yeni videolarımdan da anında haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açın arkadaşlar. Kanalıma abone olduğunuzda hem canlı yayınlarımızdan soru cevaplar yapıyoruz canlı yayınlarımızda. Canlı yayınlarımızdan haberdar olursunuz. Hem de yeni videolarımızdan haberdar olursunuz arkadaşlar. Ve lütfen emeğe saygı işinde bir beğeni yapıp bir emoji dahi olsa yorum yaparsanız sevinirim. Tekrardan arkadaşlar, her zaman söylüyorum, sizlerin vicdanına bırakıyorum, vicdanınıza bırakıyorum ama gerçekten tarot açılımları, kahve açılımları derken arka planda ciddi bir emek sarf ediliyor. O yüzden arkadaşlar, rica ediyorum, kanalıma abone olup kesinlikle beğeni yapıp da bir emoji dahi olsa yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Yeni bir açılımda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.